Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Büyük Selçuklu Devleti'nin tarihine ele aldığımız video serimizde sizlerle birlikte en son bir Selçukluların istiklallerini kazanması 1038 konutunu ele alıp orada konuyu bitirmiştik. İnşallah bu videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş devri Dandanakan Zaferi 1040 konusu olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Dandanakan Zaferi'ni elimizden geldiği, dilimizden döndüğünce kronolojik, doğru, net, kısa, öz ve anlaşılabilir bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Selçukluların Dandanakan Zaferi 1040. Selçukluların bu iki zaferi Gazne Devleti'nin itibarını sarstı ve komşularını hareketlendirdi. Karahanlı Hanedanı'na mensup Börütekin, Toharistan ve Huttalan taraflarına 1038 Teşrin 1'de bir akın yaptı. Onunla Ali Tekin oğulları arasında başlayan gerginlik Gaznelilerin işine yaradı. Sultan Mesud, Selçuklulara ve Harezmşah İsmail'e karşı Cendemir'i Şahmelik ittifakına alarak bu yıl gönderdiği bir mensur ile Harizm vilayetini ona tevviz etti. Bu dahil bu tedbirleri aldıktan sonra Sultan Mesud Teşrin 1 1038'de 60 muharebe fili dahil olmak üzere büyük bir ordu ile Gazne'den Belh'e hareket etti. Subaşı kumandasında bir orduyu Herat'a, başka bir orduyu da Merv üzerine gönderdi. Artık Gazne Devleti, Selçuklu Türkmenleri tamamıyla ezmek kararındaydı. Sultan Mesud Belh'e vardığı zaman Çağrı Bey de süratle Tal Akan, Faryab ve Süpürgan taraflarını istila ediyordu. Hatta 1039 Mart'ında gönderdiği akıncılar bizzat sultanın bulunduğu Behl civarını yahmalıyor ve sultanın bir filini bile esir alıyordu. Çağrı Bey'in bu çevik ve cesaretli hareketi ile tehlikenin kapıya geldiğini gören sultan artık daha fazla bekleyemeyerek onu takibe koyuldu. Nisan ortalarında Sarah'a doğru yürüyen büyük kuvvet 70 bin süvari ve 30 bin piyadeden mürekkep olup devrin en kuvvetli ve teçhizatlı bir ordusu idi. Bu sebeple bütün Türkistan harekete geçse onu durdurmanın imkansız olduğu kanaati hakim idi. Bu vaziyete karşı Çağrı Bey de Sarahs'a varmış, Yabgu 20 bin süvarisi ile Merv'den Tuğrul Bey de Nisapur'dan oraya gelmiş idi. Selçuklular savaşa hazırlanmakla beraber bu muazzam ordu karşısında endişedeydiler. Bu sebeple onlar Horasan'ı terk edip Rey ve Cibal bölgesine çekilmeyi düşünüyorlardı. Lakin Tuğrul Bey'e ve Yunanlılara muhalif olan Çağrı Bey kımıldanmanın ve başka bir yerde tutunmanın imkansız olduğu fikrine müdafaa ediyor. Gazne ordusunun ağır ve hareket kabiliyetinin zayıf, kendilerinin ise hafif ve seyyalette sahip bulunduğunu ileri sürüyor. Beydoğdu ve Subaşı ordularını bu sayede bozguna uğrattıklarını belirtiyordu. Onun askeri kudret ve dehasını gösteren bu fikri tasvip edildi. İki ordu 15 Mayıs 1039 Hicri takvimle 18 Ramazan 430'da davul ve boru sesleri ile savaşa başladı. Bununla beraber bayrama kadar savaş hafif çarpışmalar ile geçti. Bayram ertesi Gazne ordusu şiddetli bir hücuma geçince üstün kuvvet karşısında bozulan Selçuklular çöle çekildiler.
Çöl harekatına alışık olmayan Gazne ordusu takip yapamadı. Selçuklular da düşmanı hırpalamak için büyük sıcakları beklediler. Selçuklular sıcaklar basınca seyyal kuvvetleriyle sık sık çölden çıkıp Gazne ordusuna baskınlar yapıyor, su kuyularını tahrip ediyor ve tekrar çöle dönüyordu. Kısmi bir muvaffakiyet kazanan Sultan Mesud, sıcakları geçirmek için her hata çekilmek ve Selçukluları başa zorlamak kararındaydı. Vezir tarafından yapılmış gösterilen tavsiyelere göre de iki tarafta birbirini oyalamak maksadı ile muvaffakat bir anlaşmaya vardı ise de iki tarafta hazırlıklarına devam ediyordu. Türkistan'dan gelmekte olan Keşif Oğuz muhacirlerini de yardıma çağıran Selçuklular gittikçe çoğalıyor ve kuvvetleniyordu. Bundan dolayı bu geçici anlaşma Selçukluların işine yaradı. Böylece Sultan Mesud 1039 Ağustos'unda ordusu ile birlikte Herat'a döndü. Fakat daha yoldayken Türkmenlerin takip ve hücumları ile hayli kayıplara uğradı. Mukabeleye geçen Gazne ordusu da Selçuklulara birçok ölü ve esir verdirdi. Ölülerin başlarını inanç yapgıya gönderen sultan, ahdini bozanların akıbeti berdar olmadığını bildiriyor, akıbeti bu olduğunu söyleyerek tehditlerini ifade ediyordu. Yabgu ise bundan haberdar olmadığını bildiriyor, özür diliyor ve böylece o da onu oyalama siyasetine devam ediyordu. Mesud Herat'ta hazırlık ile uğraşırken Tuğrul ve Çağrı Beyler ile Yunanlılar tekrar Nisapur, Merv ve Nisa taraflarına hakim oluyorlardı. Harezmşah İsmail ile münasebete geçerek Ceyhun bendilerini açtırdılar. Oğuzların Horasan akışını arttırdılar. Selçukluların kazandığı iki zafer zaten Türkmen muhaceratını teşvik etmiş idi. Bu suretle de Horasan'a öyle bir insan akını başladı ki Horasan hazinelerinin topraktan çıkarıldığını duyan ihtiyar ve topal bir kadının da bir hisse koparmak maksadı ile yola girdiğine dair bir hikaye duruma güzel bir şekilde aksettirilmektedir. Sultan Mesud hazırlıklarını bitirdikten ve ordusunu çöl hareketlerine elverişli bir hale getirdikten sonra 12 Tesir'in 1039 daha harekete geçti ve Tuğrul Bey'i yakalamak gayesiyle Nisapur'a girdi. Tuğrul Bey'in Sadyat'ta oturduğu eski sarayında yerleşti ve kışı burada geçirdi. Selçuklular büyük bir korku içindeydi. Tuğrul Bey'in uzun müddetten beri zırhını ve çizmelerini çıkarmadan uyuduğuna dair haberler durumu güzel ifade eder. Selçuklular Tuğrul Bey'in emri ve kararını sordukları zaman o yine Dehistan ve Gürgen istikametinde çekilmek kararında olduğunu söylüyordu. Gazne ordusunun gelemeyeceği düşüncesiyle de icabında Rey ve Cibel taraflarına göçmek ve oralardaki Türkmenlerle birleşmek niyetindeydi. Lakin herkesin tasvip ettiği bu fikri Çağrı Bey eskisi gibi yine reddediyor ve çölden gelirken yorgun olacak, bunun bulunan düşman ile karşılaşmanın faydaları üzerinde duruyor. Aksi takdirde çekilmenin tehlikelerini ve başka bir yerde tutunmanın zorluklarını belirtiyordu. Selçuklular yine Çağrı Bey'in fikrini kabul edip ağırlıklarını Balhan Dağı istikametinde yola çıkardılar. Çağrı Bey'in cesareti ve askeri görüşleri hakim olunca Selçuklular 1040 Mayıs civarının ortalarında Ramazan'ın ilk günlerinde çarpışmaya giriştiler. Hafif süvarileri süratle saldırıp çekilme hareketleri yapıyor, suları kuyuları tahrip ederek Gazne ordusunu hırpalıyor ve susuz bırakıyordu. Sultan Mesud, Merv ve Saras arasında kum çölü kenarında
Suları ve koyuları bol olan Dandana Kanhisarı'na doğru savaşarak ilerleyip susuzluğu gidermek istiyordu. Lakin Gazne ordusu oraya varınca Selçuklular tarafından kuyuların iptal edilmiş olduğunu gördü. Kuyuları tekrar işler hale getirmek tesebbüsünü kabul etmeyen sultan daha ileride suya yetişmek üzere harekete devam edince Selçuklu baskınları şiddetlendi ve Gazne ordusunun disiplini bozuldu. İşte burada bu sırada bir kıyamet koptu. Tarihin dönüm noktalarından birini teşkil eden Dandanakan Meydan Muharebesi 3 gün 3 gece bütün şiddetiyle devam etti. Susuzluk, yorgunluk, açlık ve nihayet fikir ayrılıkları içinde bitkin bir halde bulunan Gazneliler, Çağrı Bey'in saldırısıları ve bu esnada 370 Türk kölesinin Selçuklulara iltihakı ile bozguna uğradı. Bas'ta Beydoğdu olmak üzere askerlerin firarı ile sağ sol kanatlar birden çöktü. Herkes canını kurtarmak kaygısı ile kaçıyordu. Artık 23 Mayıs 1040 tarihinde Hicri takvimle 8 Ramazan 413 tarihinde Cuma günü Gazne ordusu kalmamıştı. Sultan Mesud 100 süvari ile muharebe meydanını terk ederek güçlülükle kurtuldu. Selçuklular Gazne ordusunun bütün hazinelerini, mallarını, silahlarını ele geçirdiler. Bundan böyle artık Selçukluların karşısına çıkacak ciddi bir kuvvet kalmamış, tarihin akışı değişmiş idi. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Dandanakan Zaferi 1040 hatta şöyle diyelim. Selçuklu Devleti'nin kuruluş dönemi Dandanakan Zaferi 1040 konusunu ele aldık. Adetimiz olduğu üzere her videomuzun sonunda videomuzun zenginliğini geliştirmek amacıyla sizlere belirli bir süre video dinletisi yapıyoruz. O zaman gelin Dandanakan Zaferi'ne bir de başka bir kaynaktan bakalım. Değerli dostlar. 3000 zırhlı muhafızın arasında şehre bir cihangir gibi giren yeni hükümdarın kolunda bir yay, belinde ise 3 ok vardı. Bu görkemli törenin ardından Tuğrul, şehre girip Sultan Mesut'un tahtına oturdu. Selçuklular artık biz de varız diyorlardı. Oğuz'un tahtı. Devletin gündemi Selçukluların faaliyetleri olmuş, vezirler ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Sultan Mesut bu gidişata bizzat dur deme vaktinin geldiğine karar verdi. Yoksa Horasan elden çıkacaktı. İçinde fillerin de olduğu büyük bir ordu kurup Gazne'den Herat'a geçti. Ordunun 100.000'i geçtiği söylense de sayıların bu kadar yüksek olmadığı tahmin ediliyor. Ama hazırlanan kuvvetin Selçukluların üzerine yollanan daha önceki kuvvetlerden çok daha kalabalık ve güçlü olduğu ortadadır. Ülke prestijinin sarsılmasından kaynaklı diğer siyasi odaklar da Gaznelilerden bir parça koparmak umuduyla işe koyuldu. Bunlardan birisi Karahanlı Börü Tigin'di. Sultan Mesut ilk iş olarak onun üzerine gitti. Karahanlı birliklerini suyun ötesine dek attı. Burada Selçukluların Ceyhun üzerindeki köprüleri yıkacağı söylentisi ortaya çıkınca zor duruma düşmemek adına geri dönüp Belh'e kondu. Bir diplomatik hamleyle de Şah Melih'i kendi saflarına eklemek için elçiler yolladı. Çağrı Bey o sıralarda Ceyhun boyunca yağma ve akınlar yapıyordu. Hatta emrindekiler Belh'e kadar sokulup sultanın fillerinden birini çalıp kaçtılar. Mesut bu son olayla harekete geçmeye karar verdi. Hizmetkarlarından silahını istedi. İş başa düştü deyip taarruz harekatına başladı. Çağrı Bey, Belh'teki hareketlenme üzerine diğer aile üyelerinin birlikleri olmaksızın sultanın karşısına çıkmak niyetindeydi. Bulunduğu yerden kalkıp Ulya Abad'a geldi. Rakibinden evvel buraya varan sultan yüksek bir yerde durdu.
Gaznelilerin düşmanı yeni vereceği sanılıyordu. Ama rakip beklenilenden daha fazla direnç gösterdi. Sonuç gelmeyince canı sıkılan hükümdar atını istedi. Silah kuşanarak filden indi, ata bindi. 1000 özel muhafızıyla saldırıya geçip düşmanı dağıttı. Selçuklular fazla zorlamadan çöle çekildiler. Gazne ordusu ise çöl tehlikeli olduğu için kaçan düşmanı takip etmedi. Ulya Abad muharebesi kesin bir netice getirmese de sultanın moralini yükseltti. Tuğrul, Çağrı, İbrahim ve Musa beyler her zaman yaptıkları gibi ağırlıklarını ve ailelerini çöllere yollayıp emrindeki askerlerle Serahs'a geldi. Divan toplandı ve ne yapılacağı konuşuldu. Büyük Türk Sultanı Mesut, on binlerce askeriyle onlara doğru geliyordu. Bir an için tüm Türkmenler birleşse bu saldırıyı durduramaz kuşkusuna kapıldılar. Uzun münakaşalar arasında Tuğrul ve İbrahim Yınal, düşman karşısında durulamayacağı için batıya göç etme fikrini ortaya attı. İran'ın batısında zayıf yerel hanedanlar vardı. Orada tutunup Rum diyarlarına akınlar yapabilirlerdi. Bu fikre Çağrı Bey karşı çıktı. Ona göre kalıp savaşmak icap ederdi. Kaçarlarsa Sultan Mesut onları yakalayıp tarumar ederdi. Hem o Ulya Abad'da rakibi görmüştü. Rakibin zayıf ve kuvvetli yönlerini biliyordu. Savaş divanı Çağrı Bey'in fikri üzerine birleşti. Savaşacaklardı. İki taraf arasında Belh-Seras yolu üzerinde çok çetin çarpışmalar oldu. Zafer sürekli el değiştiriyordu. Ama genel olarak bu raundu alan Sultan Mesut oldu ve Temmuz 1039'da Serahs'a girdi. Mesut bu son zaferle rakibin gücünü kırdığını düşünüyordu. Ama Selçuklular çok sarsılmamıştı. Türkmen beyleri Mesut'un güçlü olduğunu anlayınca meydan savaşı yapmama kararı aldılar. Vurkaç savaşı yapacaklar, rakibi sağa sola koşturarak yoracaklardı. Zaten yakında kış gelecekti. Onlar sıkıntılara katlanan bozkır ve çöl adamlarıydı. Sıcakta ve soğukta sabrederlerdi. Fakat Sultan Mesut ve ordusu sabredemezdi. Onlar zahmete ne zamana kadar dayanabilirlerdi ki? Muhakkak bıkıp döneceklerdi. Ki öyle de oldu. Vurkaçlardan, susuzluktan ve yorgunluktan bıkan Gazneliler, Selçuklulara ateşkes teklif etti. Ateşkes, Selçukluların da istediği bir şeydi. Çünkü rakibi yıpratıyorlar ama yenemiyorlardı. Yapılan anlaşma iki tarafı da dinlenip toparlanması için vakit verdi. Ordularını tazelemek, yeni müttefikler bulmak için taraflar köşelerine çekildi. İki taraf birbirine zerre güvenmiyordu. Anlaşma ölü doğmuştu. Selçuklular kuzeye çekilmeye söz vermişti ama bu sözlerine uymayıp akınlarına devam ettiler. Bu zaten Sultan Mesut'un beklediği bir şeydi. Yenilenen Gazne ordusu Kasım 1039'da tekrardan Herat'tan yola çıktı. Ordu geçmişten ders çıkarılıp daha hafif donatıldı. Atlı birliklerin sayısı arttırıldı. Ordu böylece manevra kabiliyeti kazanmış oldu. Bu seferki hedef Nişabur'du. Mesut, rakibin beyninin Tuğrul olduğunu bildiği için gizli bir operasyonla onu yakalayacaktı. Sultanın bizzat yönettiği operasyonda Tuğrul Bey, meşakkatli bir maceradan sonra kıl payı kurtuldu. Ağırlıklarını alamasa da birlikleriyle doğuya gitti. Tuğrul'u yakalayamayan Mesut çok üzüldü. Birkaç gün sonra Nişabur'u alıp şehre girdi. Kışın burada geçirileceğini söyledi. Karşı taraftakiler ise süratle çöle çekilmeye karar verdi. Bu sefer sultanın kendileri gibi manevra kabiliyeti olan bir orduya sahip olduğunu anlamışlardı. Sultan Mesut ise çıkardığı dersler ve vezirlerinin tavsiyesiyle farklı bir taktik uyguladı. Düşmanı takip yerine korkutma yoluna gidecekti. Nesa şehrine ilerlemeyi düşündü. Selçuklular bir anda çok müşkül duruma düştü. Yurtlarını yeniden kaybetmenin korkusu onları diken üstünde hissettiriyordu. O kadar ürkmüş ve kaygılanmışlardı ki liderleri Tuğrul günlerce zırhını çıkarmamış, kalkanını yastık yapıp yatmıştı. Sadece o değil, tüm Oğuzlar tedirgindi. Ferave çölüne çekildiler. Ağırlıklarını da Balhan Dağı'na götürdüler. Mart 1040'ta Sultan Nişabur'dan ayrıldı. Tüm kritik kentlere en iyi komutanlarını yolladı.
ana orduyla TUS'a vardı. Burada iken aslında uzun süredir mevcut olan bir sıkıntı iyice gün yüzüne çıktı. Buğday ve ot temini çok aksıyordu. Bölgeye o sıralar kıtlık hakimdi. Ordunun isyan etmesinden korkuldu. O yüzden Mayıs 1040'ta derhal Seras tarafına doğru yola çıkıldı. Şehir 14 Mayıs'ta savaşla alındı. Fakat her yer haraptı ve su yoktu. Halk sahraya ve dağa kaçmıştı. Bir tek buğday başağı bile bulunamadı. İşler Gazneliler için birden kötüleşti. Devlet erkanı Herat'a dönelim derken, Sultan rakibin tüm birliklerini Merv'de toplayacağı haberini aldı. Geri dönmek değil, bu meseleyi bitirmek istiyordu. Bu gaye ile ilerlemeyi tercih etti. Merv yolu cehennem olmuştu. Açlık ve susuzluktan ağlayan süvariler, sağda solda düşüp kalan piyadeler, insanı çıldırtan sıcak, tabloyu gözler önüne seriyordu. Ordusunun mahvolduğunu gören sultan, biraz daha dayanın, Merv'de her şey hallolacak, düşman da bizimle aynı koşullar altında diyerek askerlerini yüreklendirmeye çalıştı. Kararından vazgeçmeyi düşünmeksizin yola devam etti. Kısa süre sonra Selçuklu öncü kuvvetlerinin saldırıları başladı. Onlar çöllerde ve dar geçitlerde vurkaçlar yapıyor, rakibin ağırlıklarına saldırıp bineklerini çalıyor ve morallerini bozuyordu. Gazneliler savaş nizamında yürümesine rağmen bu akınlardan büyük zararlar gördü. Üzerine disiplinsizlik ve itaatsizlik de baş gösterdi. Sultanı düşündüren rakibin hücumlarından ziyade ordusunun işte bu disiplinsizliğiydi. Selçuklularda ise gündem yine göçtü. Vazgeçilip gidilmeli miydi yoksa kalıp savaşmak mı lazımdı? Çağrı Bey'in kalıp savaşalım fikri yine kabul gördü. Öncü birlik olarak yollanan İbrahim'in ardında ana orduyla bekleyecekler, zamanı geldiğinde savaşacaklardı. Öncü kuvvetler ise savaş düzeninde ilerlemekte olan Gaznelilere 22 Mayıs'ta hücum etti. Gazne ordusu çok zayıf bir direnç gösterdi ve bir anda kaosun içine düştü. En iyi kuvvetler olan atlı gulamlar savaşa girmedi. Hatta bazıları gizlice Selçuklular ile irtibata geçti. Hintliler açlıktan çaba gösteremiyor, Türkler ve Tacikler kavga ediyordu. Ordu adeta dağılmış, başıbozuk bir güruh oluvermişti. O gün ordunun bozulmamasının tek nedeni sultanın kişisel çabalarıydı. Elinde mızrakla savaşan Mesut ve etrafındakiler yenilmemeyi kıl payı kurtardı. Akabinde Gazneliler savaşa savaşa bir dere kenarına kadar geldi. Suyu gören askerler tedbirsizce koşturarak dereye hücum ettiler. Ordusunun bu halini gören Sultan Mesut'un umutları giderek bitmekteydi. 22 Mayıs'taki saldırı Selçukluları daha da yüreklendirirken Gaznelilerin ne kadar berbat bir durumda olduğunu gösterdi. Mesut yenilginin gecesinde durmadan çalışıp tüm komutanları toplamış, sıkıntıları gidermeye çalışmış, komutanlar arasındaki ihtilafları sonlandırmıştı. Bakalım onun son bir gayretle aldığı bu tedbirler orduyu Merv'e ulaştırabilecek miydi? Ertesi sabah Gazne ordusu yola çıkınca Oğuzlar yine dört bir yandan saldırdılar. Ortalıkta Çağrı ya da Tuğrul'un sancakları yoktu. Çünkü onlar tedbir olarak seçme kuvvetlerle bekleyip sadece harekatı yönetiyorlardı. Gazne ordusu bir önceki gün olduğu gibi dağılma emareleri göstermedi. Belli ki gece alınan tedbirler bir nebze de olsa işe yaramıştı. Ordu savaşa savaşa Dandanakan Kalesi'ne geldi. Gazne ordusu kaleye vardığında halk surlardan askerlere su sarkıttı. Ordu kale civarındayken Selçuklu öncüleri de savaş düzenine girerek karşılarında yer tuttular. Rakibin yakın olmasından dolayı sultanın askerleri savaş düzenine geçip beklemeye başladı. Sultan Mesut Harp Meclisi'nde son durumu kontrol etti. Komutanları üstünlüğün hala kendilerinde olduğunu, sakin bir şekilde bu gece buraya konaklamanın uygun olduğunu söylediler. Sultan Mesut ise kaledeki suyun onlara yetmeyeceğini düşündüğü için en yakın su kaynağına hızla hareket etme arzusundaydı. Komutanlarının muhalefetine rağmen ordunun yürüyüş için hazırlanmasını söyledi. Onun maksadı bir an evvel Merv'e varmaktı. Ordu yürüyüş vaziyetine geçtiği sırada bir anda düzen bozuldu. 500 kadar gulam askeri savaşacakları gerekçesiyle en iyi atları alıp ilerlediler.
Askerler son sürat düşmana doğru saldırırken bir anda idrak edilmeyen bir şey oldu. Gulamlar düşman saflarından kopup gelen binlerce süvariye saldırmak yerine kollarını açıp onları kucakladılar. Gulamlar ihanet etmiş, karşı tarafa geçmişlerdi. Kucaklaştıkları da daha önceki dönemlerde Gazne ordusunda olup ardından taraf değiştiren mültecilerdi. Bu mülteci gruplar Selçuklu ordusunun öncüleri arasında yerlerini almıştı. İhanet eden bu askerler ardından Selçuklu öncüleriyle beraber hızla Gazne ordusunun merkezine saldırdı. Zaten moralsiz, bitkin ve isteksiz olan Gazne ordusu ihanet ve saldırı karşısında bir anda şaşırdı. Bozgun belirtileri baş gösterdi. Bunu takiben Selçuklu öncüleri ikiye ayrıldı. Bir grup ganimet avına çıkarken diğer grup da rakibin merkezine doğru yöneldi. Gazne ordusunun mensupları telaşa kapılıp daha kılıç bile çekemeden kaçışmaya başladı. Kaçışırken birbirini ezenler, arkasına bakmadan firar edenler, fırsattan istifade kendi ordusunu yağmalayanlar derken ordugah bir kargaşanın içine yuvarlandı. Savaşta yaralan Beyhaki, ordunun bir anda dağıldığını, Hintli askerlerin bozguna uğradığını, Arap ve Kürt askerlerin ortalıkta gözükmediğini, iyi asker gruplarının ise çatışma hattına uzak kaldığını söylemektedir. Aynı zamanda tarihçinin, o gün sadece 1000 asker sadakatle vuruşsaydı, sultan bu işin üstesinden gelirdi şeklindeki tespiti, hem Gazne ordusunun ne duruma düştüğünü, hem de aslında çatışmanın çok büyük boyutta olmadığını göstermektedir. Çatışmanın sürdüğü alanda Sultan Mesud elinde zehirli bir harbeyle önüne geleni deviriyor, oğlu Mevdud ise kaçan askerlere "Ey namertler, birkaç atlı benim tarafıma geliniz" şeklinde bağırıyordu. Gelin görün ki şehzadenin bu çağrısına bir atlı dahi cevap vermedi. Etrafındaki az sayıda Tacik gulamı ve Türk komutanlarıyla direnen Sultan Mesud, esir düşmemek için yenilgiyi kabullenip savaş meydanından çekildi. Galibiyet haberini Merv civarında alan Selçuklu başbuğları, bulundukları yerden kalkıp savaş alanına vardılar. Daha savaş meydanındayken yapılan kurultayda Tuğrul Bey hükümdar olarak biat ettiler. Çadır kurup Sultan Mesut'un bıraktığı tahta törenle Tuğrul Bey'i oturttular. Ganimetleri topladıktan sonra da vakit kaybetmeden sultanı takip ettiler. Sıkı bir takipte Gazne ordusunun toparlanmasını engelleyen Selçuklular, böylelikle kesin zaferlerini garantiye almış oldu. Geriye tek bir şey kalmıştı. O da tüm dünyaya zaferi duyurmak. Dört bir yandaki sultan, melik, kral ve beylere yollanan elçiler, Tuğrul Bey'in hükümdarlığını ve Selçukluların yeni devletini duyurdu. Bundan gayrı herkes onları Horasan'ın hakimleri olarak selamlayacaktı. Yıllarca süren maceranın sonucunda Selçuklular işte böyle devlet oldular. Dostlarım, kardeşlerim, bu konu çok önemli bir konu. Çünkü bu konuda gerçekten Selçuklu devleti ve Türk tarihi açısından ve hatta dünya tarihi açısından bu konu çok müstesna bir konu. O yüzden gelin başka bir kaynaktan da bu konuyu dinleyelim. Evet, başka bir kaynak atıyorum ben. Harezm'deki yurtlarında çok kritik ve güç bir duruma düşen Selçuklular mecburen Mayıs 1.35'te Gaznelilerden izin almaksızın Horasan'a göç ettiler. Esasen Büyük Türk Muhacereti de başlamış ve Bay Haki'nin de dediği gibi... Bir dakika dostlar. Henüz Selçuklular gelmeden Horasan Oğuz Türkmenleri ile dolmuş bulunuyordu. Daha önceden buraya göç eden Oğuzların da Selçuklu saflarına katılmaları ile kısa sürede Selçukluların sayısı çoğalmıştı. Selçuklular Sultan Mesud'a bir mektup göndererek yurtsuz kaldıklarını ve askeri hizmet karşılığında bu yurdu kendisine vermesini istediler. Fakat Sultan Mesud bu isteği reddetti. Beydoğdu komutasına verdiği orduyu Selçuklular üzerine sevk etti. Nesa yöresinde karşı karşıya gelen iki ordu hızlıca savaşa tutuldu. Selçuklu ordusu Çağrı Bey'in büyük askeri yeteneği sayesinde
kesin bir zafer kazandı. Selçukluların Gazneliler karşısında kazandığı bu zafer, devlet kurma yolunda kazandıkları çok önemli ve tarihi bir başarı olmuştu. Gazneli Sultan Mesud, Selçuklular yeterince güçlenmeden önce Selçukluları Horasan'dan kazımayı kafasına koymuştu. Selçuklulara karşı sessiz sedasız 15 bin kişilik bir ordu hazırlamış ve Selçukluların üzerine göndermişti. Selçukluların Gaznelilere karşı kazandığı bu ikinci zafer, birincisini ikmal etmekte ve muhtariyet yerine kendilerine artık istiklal getirmekteydi. Selçukluların bu iki zaferi Gazne devletinin itibarını sarsmış ve komşularını hareketlendirmişti. Harezmşah İsmail, Selçukluların dostu olması hasebiyle Sultan Mesud, Cenk emiri Şah Melik ile ittifak kurup Harezm vilayetini ona terfiz etti. Bu tedbirleri aldıktan sonra Sultan, 60 savaş fili dahil olmak üzere 70 bini süvari, 30 bini yayalardan müteşekkil 100 bin kişilik devasa bir ordu topladı. Artık Gazne devleti Selçukluları ve Oğuz Türklerini tamamıyla ezmek kararındaydı. Bu büyük orduyu gören herkes, bütün Türkistan harekete geçse bile bu ordunun durdurulmasının imkansız olduğunu düşünüyordu. Bu vaziyete karşı Çağrı Bey, ordusuyla Serah'a varmış, Musa Yahu, 20 bin süvarisiyle Merden, Tuğrul Bey de Nişapur şehrinden hareketle oraya varmıştı. Selçuklular savaşa hazırlanmakla beraber bu muazzam ordu karşısında endişedeydiler. Bu sebeple Horasan'ı terk edip Rey ve Cibal bölgesine geçmeyi düşünüyorlardı. Lakin bu fikre muhalif olan Çağrı Bey, Gazne ordusunun ağır ve hareket kabiliyetinin zayıf, kendilerinin ise hafif ve hızlı olduklarını ileri sürerek zafer kazanma şanslarının olduğunu savundu. Çağrı Bey'in fikri kabul edilerek savaşa hazırlanıldı. Gaznelilerin devasa ordusu Nişapur'a doğru ilerlemekteyken Selçuklu süvarileri baskınlar yaparak Gazne ordusunu yıpratıyordu. Nihayetinde Gazne ordusu şiddetli bir hücuma geçince Selçuklu ordusu bozularak çöllere çekildi. Çöl hareketine alışkın olmayan ağır Gazne ordusu Selçuklu ordusunu takip edemedi. Bunun üzerine Selçuklular da düşmanı hırpalamak için büyük sıcakları beklediler. Sıcaklar basınca Selçuklu kuvvetleri sık sık çöllerden çıkıp Gazne ordusuna baskınlar yapıyor, su kuyularını tahrip ediyor ve tekrar çöle dönüyordu. Uzun süren bu baskınlar neticesinde Gazne ordusu hayli yıpranmış ve susuz kalmıştı. Bunun üzerine Sultan Mesud, Mer ve Seras arasındaki kum çölü kenarında suları ve kuyuları bol olan Dandanakan Hisarı'na doğru ilerleyip ordunun susuzluğunu giderme kararı aldı. Lakin Gazne ordusu oraya vardığında Selçuklular tarafından kuyuların kapatıldığını gördü. Susuzluktan çatlayacak hale gelen Gazne ordusu disiplinini kaybetmeye başlamıştı. İşte tam bu sırada adeta bir kıyamet oldu. Selçuklu adaları müthiş bir hızla Gazne ordusuna doğru saldırıya geçmişti. Gazne ordusu savaş düzenine geçmeye bile fırsat bulamadan etrafının Selçuklu ordusu tarafından sarılmasına şahit oldu. Susuzluk, yorgunluk, açlık ve nihayet fikir ayrılıkları içinde bitkin bir halde bulunan Gazneliler Çağrı Bey'in saldırısına karşı daha fazla dayanamayarak bozulmaya başladılar. Başta Beydoğlu olmak üzere askerlerin firar etmeleriyle kısa sürede Gazne ordusunun sağ ve sol kanatları çökmüştü. Herkes canını kurtarmak kaygısıyla sağa sola kaçışıyordu. 23 Mayıs 1040 günü Dandanakan'da devrin en büyük ordusu diye bahsedilen Gazne ordusu görünmüyordu. Sultan Mesud 100 süvariyle muharebe meydanını terk ederek üçlükle kurtuldu. Selçuklular Gazne ordusunun bütün hazinelerini, mallarını, silahlarını ele geçirdiler. Bundan böyle artık Selçukluların karşısına çıkacak ciddi bir kuvvet kalmamış, tarihin akışı tamamen değişmişti. Selçuklular 23 Mayıs 1040 Cuma günü Dandanakan zaferini kazanmakla evvelkilerden farklı olarak artık yeni bir devlet kurduklarından emindiler. Bu sebeple Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa Yahu öğle üzeri atlarından inerek secdelere kapandılar. Bu büyük lütfundan dolayı Allah'a şükrettiler.
Selçuklu beylerinin toplantısı ve kararı ile Tuğrul Bey'in sultanlığını ilan merasimi yapıldı. Bütün beyler onu Horasan hükümdarı olarak selamladılar. Ganimetlerin çoğu askere dağıtıldı. Bu büyük zaferi tebliğ maksadıyla Karahanlı hükümdarına, Ali Tekin oğullarına ve bütün Türkistan büyüklerine fetihnameler gönderdiler. Zaferlerini ilan ettiler. Abbasi halifesine gönderdikleri fetihnamede Sultan Mesud'un zulümlerinden, kendilerine yaptıkları fenalıklardan, müdafaa harbi vererek, zafer kazandıklarından bahsederek, Gazne hükümdarlarının köle soyundan, kendilerinin ise Oğuz Kağan'ın soyundan olduklarını, zulmü kaldırıp adaleti kurduklarını, Selçuk oğullarının eskiden beri halifeliğe sadık olduklarını ve gazalara devam edeceklerini bildirdiler. Saltanat merasiminden sonra Selçuklu devleti feodal esaslara göre taksim edildi. Tuğrul Bey sultan sıfatıyla Nişapur'u ve Garp'ta fethedilecek beldeleri alırken Çağrı Bey de melik sıfatıyla ordu komutanı olarak hükümet merkezi Merv olmak üzere Gazne'ye kadar uzanan ülkelere sahip olmuştu. Musa Yadgu ise Yadgu sıfatı ile Herat merkez olmak üzere İsfizar ve Sistan'a kadar alınacak vilayetlerin hükümdarı olmuştu. Sultan Tuğrul devletini kurarken Samani ve Gazneli yüksek memurlardan faydalanmayı ihmal etmedi. Cüveyni'yi ise kendine ilk vezir yaptı. Divana memur olarak girenlerin mutlaka ehli sünnet Hanefi veya Şafii olmaları şartını koydu. Devletini kurarken alim ve şeyhlere çok hürmet gösteriyor ve hakimiyetini manevi kuvvetler ile takviye ediyordu. Dandana Kan zaferini müteakip verilen karara göre Sultan, Melik ve Yabgu kendi ülkelerine giderek hızlıca fetihlere giriştiler. İyi bir asker fakat kötü bir siyaset adamı olan Sultan Mesud ise Dandana Kan bozgunu üzerine Gazne'ye dönünce bütün mesuliyeti komutanlara yükleyerek onları idam ettirdi. Bu arada Çağrı Bey büyük bir ordu ile gelip Bel şehrini kuşatmıştı. Bel şehrini kurtarmak maksadı ile gelen Mesud'un oğlu Mevdud bozguna uğrayınca şehir Çağrı Bey'e teslim oldu. Sultan Mesud Selçuklulara karşı öyle bir korkuya kapıldı ki başkent Gazne'de dahi oturamayarak Hindistan'a gitti. Bir sene sonra da Hindistan'da öldürülerek vefat etti. Gazneli Mesud'un ölümünden sonra hızlıca fetih hareketlerine başlayan Selçuklular topraklarını hızla genişleterek kısa sürede bölgedeki en etkili güç olmayı başardılar. Şimdi kıymetli dostlarım, bu konu gerçekten çok önemli bir konu. O yüzden gelin son bir videoya daha bakalım. Pardon, yanlış. Evet. 1040, Dandana Kan Savaşı. Dandana Kan Savaşı, iki büyük Türk devleti olan Büyük Selçuklu ile Gazneliler arasında yaşanmış ve savaşın sonucu Malazgirt Muharebesi'nden İstanbul'un fethine kadar olan süreçte yaşanan büyük savaşların başlamasına öncülük etmiştir. Gazneliler Sultanı 1. Mesud, Selçukluların komutanları ise Selçuk Bey'in oğulları Tuğrul ve Çağrı Beylerdi. Çağrı ve Tuğrul Beyler Oğuz boylarını yerleştirecek yurt arayışı içindeydiler. Devlet kurmak için kaldıkları Horasan'da o bölgelere hakim olan Gaznelilere karşı sürekli akınlarda bulunuyorlardı. Selçuklular ile Gazneliler arasındaki bu mücadeleler 20 yıl sürmüştü. Çatışmalarının çoğunu Selçuklular kazanmış ve Gaznelilere ait bazı şehirleri ele geçirmişlerdi. Öte yandan Selçuklu devletinin bağımsızlığını ilan etmiş olması Gazneli devletinin itibarını sarsıyordu. Gazneli hükümdarı Sultan Mesud, Selçuklu tehlikesine son verebilmek amacıyla zırhlı birliklerden oluşan ordusuyla 1038 yılında Selçukluların üzerine sefere çıktı. Tuğrul ve Çağrı Beylerin gittikçe büyüyen Türkmen kuvvetleri Gazne şehirlerini yağmalamaya başlamıştı. Selçuklu akıncıları Merv, Nişabur, Herat ve Bel şehirlerini ele geçirdiler.
Gazne hükümdarı Sultan Mesud, Selçuklu tehlikesine son vermek için Nişabur üzerine yürüdü ve 16 Ocak 1040'ta şehre girdi. Ancak aşırı tahribata uğramış Nişabur'da yiyecek sıkıntısı çekilmesi üzerine çevre vilayetlerden erzak getirten Mesud, Selçuklu topraklarında ilerlemeye başladı. Yine de erzak bulamayan Mesud, Merv şehrine yürümeye karar verdi. Gazne ordusu yürüyüş sırasında Selçuklu'nun vurkaçları ile yıpranmış, su ve yiyecek kaynakları da Selçuklu askerleri tarafından kesilmişti. 22 Mayıs 1040'ta Gazne ordusundan Selçukluların tarafına geçen Türkmen atlılarıyla bir çatışma yaşansa da Gazneli Mesut'un ordusu savaş düzenini aldı. 24 Mayıs 1040'ta Merv ve Serah arasındaki Dandanakan'da iki ordu çatışmaya başladı. Gazne ordusu Dandanakan kalesine yürürken Selçuklu ordusu hücuma geçti. Gazneli ordusu bu hücuma rağmen öğleye doğru kaleye ulaşabildi. Mesud, kalede konaklama teklifini kabul etmeyerek ordusunun su sıkıntısını giderebilmek için 5 fersah ilerideki sahaya gidilmesini emretti. Bu sırada 375 saray gulamı Gazne ordusundan ayrılarak Selçukluların tarafına geçtiler ve daha önce kaçmış olanlarla birleştiler. Onlar daha sonra şiddetle hücuma geçtiler ve yorgun ve moralsiz olan Gazne ordusunu dağıttılar. Üç gün süren muharebe Selçukluların büyük galibiyetiyle sona ererken Sultan Mesud 100 süvarisiyle Gürcistan tarafına kaçarak canını zor kurtardı ve 21 Haziran 1040 tarihinde Gazne'ye geldi. Bu muharebe Selçukluların bölgede hakimiyetinin başlangıcı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. Savaştan canını zor kurtaran Sultan Mesud, tüm mal varlığını ve hazinelerini alarak Lahor'a gitmek üzereyken yolda askerleri tarafından yakalanıp hapsedildi. 1041 yılında da Gri hapishanesinde yeğeni tarafından öldürüldü. Kazanılan bu zaferden sonra Selçuklu beyleri Tuğrul Bey'i Horasan emiri ilan ettiler ve sultan unvanını verdiler. Dandanakan Savaşı, 1000 yıllık Türk Devleti'nin kuruluş zaferi olarak da önem kazanmıştır. Dostlar, bu devletlerin ikisi de Türk. Lakin Gazneliler Selçukluların altında. Çünkü onlar köle soyundan gelme. Yoda dediği gibi. Evet, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş devri, Dandanakan zaferi, 1040 konusunda ele alıp elimizden geldiği dilimizin döndüğünce size bu konu hakkında ayrıntılı, doğru ve net bilgi vermeye gayret ettik. İnşallah önümüzdeki haftaki, yani yeni videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Selçuk Devleti'nin kuruluşu ve mahiyeti konusu olacaktır. Biz önümüzdeki hafta Selçuklu Devleti hangi esaslara göre nasıl kuruldu, bunu ele alıp bu konuyla ilgili elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere ayrıntılı, net, kısa bilgi vermeye çalışacağız.
Öncelikle hepinize tekrardan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun dostum. Kardeşlerim, Allah'a emanet olun.